Evet, bu videomuzda MATLAB sınavının final sınavının çözümlemelerine bakacağız. Sorular 5 tane sorumuz vardı. Hemen hızlı bir şekilde gözlü gezdirelim soruları. Birinci soruda x eşittir bir değer tablosu verilmişti. Bir matris oluşturacak değerler vardı. -25.6'dan 3'er üzer artarak -8'e kadar, -16'dan 4'er 4'er artarak artı 6'ya kadar diye aklımda kalmış. Ben bunları yazmadım bir yere, aklımda kalanlarla yapıyorum. O da yani ona göre değerlendiriniz. Sizler de izlerken. Şunu da açayım. Evet. Şu an gayet güzel bir şekilde paylaşılıyor gibi görüyorum. Evet, bunu çalıştırdığımız zaman bize şöyle bir matris verecek. -25.6, -22.6, -19, -16.6, -19.6, -16.6, -13.6, -10.6. Ben şu şekilde yaptım. Önce sağ, yani alt basamaktakini yaptım. -16, -12, -8, -4, 0, artı 4 olacak şekilde. Bir 4 daha azaldığı zaman, arttığı zaman 8 oluyor. 8 de bu aralığın içine girmiyor. Aynı şekilde de burada da bir 3 daha arttığı zaman -7.6 oluyor. -7 de -8 aralığının dışına çıkmış oluyor. Eksi tavanda. Matris gösterimine de bakarsak, burada da bir matris gösterimi var. Yine aynı şekilde 4'ler, 10 üzeri 6'lar yazılmış durumda. Birinci soru bu şekildeydi. Gelelim ikinci sorumuza. Şurayı da temizleyelim tekrar. İkinci sorumuzda D-sollü bir integral türev sorusu vardı. Burada diferansiyel denklem yazılmıştı. Dx eşittir V olarak. Ve sonucu istemişti bizden. Ona da bakalım. Ben de yanlış yapmışım. T çarpı V eksi 3 çarpı V artı 30 diye bir değer çıkıyormuş. Yani yapamadık. Ben yapamadım. Zaten siz bunu yazdıysanız doğru cevabı verdiniz demektir. D solden çıkan çözüm nedir diye, denklem nedir diye sorduğu için budur abi. Başka bir şeyi yok yani. Çözümü yok. Bayağı kısa bir video olacak zaten. Bir son soru ve de dördüncü soru kaldı. Dördüncü soru bir matris oluşturmaydı. Ve matrisin içerisinde bir değer istiyordu. Değişik bir matristi. Şuradan matrisimizi açalım direkt. Bunu birazcık daha yakınlaştırabiliyorsam ne güzel olurdu. Çünkü gözükmeyecek şeyde. Maximize dediğimiz zaman olmuyordu. Şuradan da bu ekran olarak da büyümüyor derken bir saniyecik. Şöyle ifade edeyim. Birinci değer 1, ikinci değer 0,5. Daha doğrusu birinci değer 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 olacaktı. Aynı şekilde bunların karşıtları da çaprazlarına gelecek şekilde yazılacaktı. Sonra ikinci değer. Çözümlemesi de şu şekilde, onu da anlatayım. Mesela for döngüsü i 1'den 2'ye. 1'den 2'ye neler çıkar? 1 çıkar, 2 çıkar. Ama öncelikle 1'i değerlendiriyoruz. i 1 için devam ediyorduk. i 1 için siz şeyi yine görmediniz. Bu şu matrisi buradakini göremiyorsunuz. O yüzden şöyle yapalım. Buradan görün. Tablomuz bu şekilde. Şimdi gözüküyor mu? Evet, şimdi gözüküyor. Tablomuz bu şekilde. Tablonun boş kalan değerleri de sıfır oluyormuş. Onu bilmiyordum. Oraya sıfırları yazmadım ben sınavda. Bilmiyorum ne der. Yine üstünü çizer büyük ihtimal. Seviyoruz çünkü üst çizmeyi soruların. Mantıklı
cevaplar dışında kaldığı zaman. İyi bir için burası 1'den 5'e kadar olur. O da şu şekilde. İyi bir için J de 1 olabilir. 2 de olabilir, 3 de olabilir, 4 de olabilir, 5 de olabilir. İyi bir için burayı geçtik artık. Şuraya bakıyoruz. İyi bir için J durumuna bakarsak eğer J de 1 olabilir. 1 bölü 1, 1 yapar. Maddesin birinci değeri pardon. Maddesin birinci değeri 1 olarak gelir. İyi birken J2 olabilir. 1 bölü 2 gelir. İyi birken J3 olabilir. 1 bölü 3 olabilir. 4 olabilir. 1 bölü 4, 1 bölü 5. Yani buradan çıkan değerler temize çekilmiş halleri. Sizler hesap makinesiyle girmediyseniz yapmamış da olabilirsiniz. Onu kabul eder mi? Onu da bilemem. Çünkü burada der ki adam matris işte 0.2 çıkarıyor. Küsuratlı çıkarmıyor der. Onu da kabul etmez. Yani sonuç olarak da 0.6667 çıkardı. Bu sonuçta 3. satır, 2. sütun. Burada ne yazıyor normalde? 2 bölü 3 yazıyor. Büyük, evet, 2 bölü 3 yazıyor. O da 0.6667 gibi bir değer olarak tanımlanmış. Kabul etmeyebilir. Yani ona da bir şey diyemeyeceğim. Kabul etmeyebilir. Yani siz 2 bölü 3 yazdıysanız, ben şahsen bu sorunun cevabını 2 bölü 3 olarak yazdım. Yanımda hesap makinesi yoktu. 0.66666 olarak hesap ettim. İşte gidiyor 6 üzeri çizgili olarak hesap ettim. MATLAB bu şekilde yorumluyormuş. Bunu bilemeyebilirim ama hoca kabul etmeyebilir. Ve gelelim fasulyenin faydalarına. Bu son soruydu. Biraz değişik bir soruydu. Sorduğu şey şuydu diye biliyorum. Display komutu kaç defa çalışır? Display komutu kaç defa çalışır? Özellikle yazmış. Bakalım çalıştıralım. Kaç defa çalışıyor? Sayıyorum. Eksi 2. Daha bitmedi mi? Bu benim yazdığım bir şey. Sınavda böyle bir yazı vardı işte. Burada böyle bir soru vardı. Bilmiyorum ne yazdığını şimdi hatırlayamıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 bitti. Evet arkadaşlar, 13 farklı işlem yapıyormuş. Display 13 defa gösteriliyormuş. Ben 13 yazdım. Hocaya sorulmuş 13 mü hocam diye. Hayır demiş. Yani işte hocamızı çok seviyoruz. Buradan sevgiler, saygılar. Ha bir tane daha sorumuz var. Pardon. Bu son dördüncü soru var. Dördüncü soru da çok güzel. Şimdi hepimiz bu komutu büyük ihtimal yazmışızdır. Ya, büyük ihtimal. Ama şuraya noktalı virgül koymazsanız çalışmıyor program. MATLAB'da da şöyle değişik bir şekilde bunu fixle diyor. Bunu buradan alıyor. Bak fixle dedim buradan alıyor. Buraya yazıyor. Ama bak çalıştırmayı da şu şekilde yapıyorduk hatırlarsanız. J'yi 1 olarak yazdım. Bunu kaydet dedim. Hata verdi. Gördünüz mü? Bunu buradan alıp buraya yazarsanız MATLAB'ın o sararan şeylerine rağmen Enter dediğinizde çalışıyor. Değişik. Değişik. Ben bu noktalı virgülü yazmayı unuttum. Function komutuna böyle mi yazdım? Böyle mi yazdım? Hiç hatırlamıyorum. Ama o da gitti. Büyük ihtimal o da gitti. Bu soru da gitti. Ben kendimin 10 alacağını düşünüyorum. 10 değil 20 alacağını düşünüyorum. O da bu soru. Bunu yapabildim. Ya bunu yaptım ama 13 değilse bundan da yattık. Nasıl bir mantalite varsa eğer. Bunu yaptığımı düşünüyorum ama hocanın puan vermeyeceğini düşünüyorum bu matrisli soruya. Hem değerlerimin küsuratlı olarak hesap makinesinde düzenlenmediği için hem de sonucumun da aynı şekilde düzenlenmediği için bunu yazamadım direkt. Bunu yaptığıma inanıyorum. Bunda da fonksiyon yazamadım. Yani 20 alır bu işi batırırız diye tahmin ediyorum.
Sütçü İsa Nelevi'ysem affola. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.